Evet, bir kutup seti içerisinde bir çerçeve, iletken, sarımlar hareket edecek. Bunların uçları komütatöre bağlanmış olacak. Oradan da iki tane fırça temas edecek. Ve bunlar ister bir aküyü doldurur, isterse de aküyü tüketir. Endüklenen EMK bahsi burada anlatılmış. Formülü de var, bilmem nesi de var. Birkaç yoldan çıkmışı var. Sonra da momentin anlatılmışı var. Ben bunu hemen şimdi size kalemle şurada anlatacağım. Şimdi 5-6. sayfaya geldik. Şöyle endüklenen gerilim. Sayfa 6. Şimdi değerli arkadaşım, bir tane şöyle kutup düşünelim. NS kutbu. NVS. Biraz kötü çiziyorum çünkü kameranın altına elim girdikçe fokus bozuluyor galiba. Şurada da rotor var. Yani rotorda endüyü sargısı var. Oluklu bir yapı biliyorsunuz. Bunu anlattık defalarca. Neyden çıkan manyetik akılar karşı tarafa dik giriyor. Ondan sonra onun içinde travel ediyor. Karşı tarafa yine gidiyorlar. Neyden S'ye doğru bir akışı var. Burada şuradan şuraya doğru olan eksene teta dersem, şurası teta'nın sıfır, burası da pi olduğu yer düşün. Yarım cycle. Şurada da bir yarı çap var. Oluğun ortasına kadar olan yerde yarı çap olsun. Çünkü iletkenin hızını merak ediyorum. Biliyorsunuz V eşittir T'sir hız. Omega R olacaktır. Fizikten hatırlıyorsunuz. Şurada bir iletken olduğunu varsayalım. Bu iletken de koşsun. Şöyle yapalım. Burada bir iletken var. Bu iletken de VT hızıyla koşsun. V denilen şuradaki iletkene bir isim takalım. Adı Ahmet olsun. Ahmet, başla sıfırdan. Şuradan başla. Şöyle bir yürü bakalım. Ne görüyorsun? Hocam, ne göreyim ya? Manyetik olarak ne görüyorsun? Onu soruyorum. Şurası teta olsun Ahmet. Şurası da B teta olsun. Manyetik endüksiyon olarak ne görüyorsun? Abi şuradayken çünkü ne N kutbundayım ne S kutbundayım. Epsilon kadar yukarı yürü, N kutbunun altındasın. Epsilon kadar aşağıya gel, S kutbunun altındasın. Ha, orada bir şey yok. Şuraya pi diyeyim o zaman. Buraya 2 pi diyeyim. Sıfırda, pi'de ve 2 pi'de bir kutup yok. Evet. Şuraya gelmiş olsan, hocam oraya geldiğimde yani pi bölü 2 dediğin yer, N kutbunun ortasındayım. İşte efendim 3 pi bölü 2 yani S'nin ortasına geldiğimde de şu Ahmet koşuyor burada. Şurada olacağım yani N'nin altında olacağım. Peki. Bu arada benim sorduğum B teta'yı araştırıyorum Ahmet. B teta bana yardımcı ol. Ne ölçüyorsun dersen ölçümler şunu gösteriyor gerçek data olarak. Şurada şöyle bir eğim var. Burada hızlı bir çıkıyor. Böyle bir numara var. Sonra da şurada Houston böyle bir şey oluyor. Böyle oluyor. Böyle oluyor. Şu anda neyinin altındayız? Bu şu anda S'nin altındayız. B tetamız böyle. Houston eşittir BLV'den hemen bir şey görüyor musun? Görürüm. Sanki bu B E'yi modüle edecek. E'nin şekli de sanki böyle olacak. Yanılmadın. Evet, öyle olacak. Yani bu iletken E eşittir BLV'den koşarsa bunun şekli EMK'ya bulaşacak Houston. Bir şey DC demek ortalama değeri sıfırdan farklı olan demektir. Mesela DC bir voltmetre ile bir şey ölçüyorsan ortalama değeri ölçer. Ha, o zaman bizi aslında bir türlü dışarıya doğru akım makinesinde doğru akım çıkartacaksak, doğru gerilim çıkartacaksak ve biz bunları DC jargonda tüketeceksek o zaman ortalama gerilimden akımdan bahsediyoruz demektir. Ortalama için gelin bunun ben ortalamasını alayım. Mesela bunun bir kutbun ortalaması B orta olsun. Ben buna ne diyeyim? Hadi İngilizce modda yazayım. Averaj diyeyim. B averaj. Bir kutbun altında ortalama değer böyle olsun. Çünkü bunları doğrultacağım için az önce şeyde vardı şu kapattım galiba onu da bakayım. Ha, kapatmamış. Şimdi B teta'yı solda gördük. Bunların endüklediği gerilimin
böyle olacağını da söyleyebiliriz. Şu bizim gösterdiğimiz beta şu anda işte neyse şuradan yola çıktı falan, burayı sıfırmış, burası pi'miş adamın, öyle yapmış. Endüklenen EMK buymuş. Ama bunu doğrultunca Houston, siz tam dalga doğrultmayı bilen çocuklarsınız. Bak ne oluyor Houston? Bu da doğrultulmuş. Ha, o zaman ben senin ortalama dediğin mevzuyu bir türlü yaparsam baştan, o zaman ortalama gerilimleri de bir türlü alırım. Diğer taraftan başka bir şey var. Benim izleyin dediğim videoları izlerseniz, makinelerde çok fazla komütatör sayısı var. Yani şurada bak, bir daha gelelim şu figürün başına. İşte komütatör segmentleri burada. Az önceki o doğrultulmuş sinyalin şöyle şöyle olmuşu, sadece iki komütatör segmentinin iki olduğu durum idi. Oysa buradaki gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, belki 30 tane komütatör segmenti varsa, o zaman 30 tane komütasyon olacak. Bir tane bu gerilimden var. Hemen bunun yanında ikinci bir faz var. İkinci bir bobinin EMK'sı var. Hemen bunun yanında üçüncü bir bobinin EMK'sı var. Hocam kaç tane var bunlardan? Komütatör sayısı eşittir kolektör dilim sayısı eşittir oluk sayısı, o da eşittir bobin sayısı. Ha, bobin sayısı kadar bunlardan var. O zaman bunları doğrultunca ne yapmış oluyorsun? Şu fırça buna basıyordu. Fırça atıyorum 36 tane kolektör dilimi varsa 360 derece bölü kolektör dilimi 10 derece yapar. 10 derecede bir komütasyon yapacak. Yani 10 derecede bir doğrultma değişimi oluyor. Yani sen burada dalgalılığı çok küçük görüyorsun. Yani bayağı bir DC elde ediyorsun. Dolayısıyla ortalama değer çok iyi çalışacak. Şuraya gelelim. En son sayfamıza. Evet. Şurada eğer bunun averajı şu ani değişendi. Bu ani değişenin doğrultulmuşuydu. Averajı buysa bir iletken veya sarımdaki 50 tanesini topladığınızda aynı şeyi elde edeceksiniz. O zaman ben baştan niyet ettim averajla iş yapmaya diyorum. Sadece kağıt kamerasına geçelim. O zaman hemen şuradan yapmaya başlayayım. Bir iletken için endüklenen EMK'ya E1 diyeyim. Eşittir BLV. Ve V'nin omega R olduğunu az önce şurada yazmıştık. Onu koyarım. B'yi de buyurun böyle BT tabu uyuz. Onu B averaj koyayım. Buraya B averaj koyayım. Tamam. Ortalama değer koyayım. B yeniden yazıyorum. E eşittir. B averaj eşittir. L çarpı V yerine omega R yazdım. Bu da tamam. Hocam B averaj nedir? Abi onu bilmiyorum ya. Sanki bir yerden kaçtık bir yere yakalandık gibi oldu. Yok yok, bir kolayı var. B neydi? B eşittir fi bölü A'ydı. Fi ne hocam? Fi bu kutuptan çıkan akılar. Ha. Buna mesela hocam fi ya da fi pol desen. Yani kutuptan çıkan bütün akıların kastettiğimi ifade ediyorum. Bir kutuptan çıkan bütün akıları ele alayım. Bir kısmı burada çok çıkıyordur. Bir kısmı şu yanda az çıkıyordur. Beni ilgilendirmiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 10 bin. 10 bin tane akı çizgisi çıkıyor. 10 bin. Attım kafadan. Araya ne? Araya pol. Hocam o ne? Araya pol. Kutbun genişliği abi. Yani araya pol. 2 pi r. Bip. Şuradan şuraya kadar olan bir kısım. Yani şuradan şuraya. Şuradan şuraya. Şöyle. Şurası araya pol olacak. Kutup genişliği. Şurası 2 pi r bölü çevrenin 2 p'ye bölünmüşü. Burası da aksiyel uzunluk l. 2 pi r bölü 2 p çarpı l. Burada 2'ler gidecek hocam. Peki gitsin.
O zaman hocam araya eşittir. Pi r l bölü p. Evet. Onu getir. Şuraya koy. Koyayım. Alta gelecek o çünkü. Pi bölü bip bip bip. Bu böyle ters taklatacak muhtemelen. Şurası pi r l. Pi r l. Burası da p var. Tamam. B averajı buldum. Şimdi B averaj şu. Yani bütün o giren fiilleri aldım. Bütün fiillerin alana yayıldığını varsaydım. Dolayısıyla B averaj bulundu. Bütün fiillerin alana yayıldığını varsaydım da B ortalamayı bulmuş oldum. Hemen koy yerine arkadaşım. Koyuyorum bak dikkat et. E eşittir. B averajı yerine koyuyorum. Fi P bölü pi r l pi, şurası B averajdı bu arada. Ondan sonracığımda B averajı koydum. L var. L'yi koydum. Omega R. Tamam. Şu gidenleri bir işaretlesen hocam. Abi bu R ile bu R gitti. Bu L ile bu L gitti. Kalanları bir yazar mısın hocam? Yazayım abi. E1 bir iletkendeki bu. Bir iletken için yapıyorum bu işi. Şurada yazmıştım bir iletken için diye. E1 eşittir. P bölü pi. P bölü pi. Çarpı. Fi pol. İstersen fi pol de. Ben fi diyeceğim. Ama bunun bir kutudan çıkan toplam akı olduğunu biliyorum. Bazı kitaplar fi max der. Kafanı karıştırma. Omega. Hocam bu ortalama değer mi? Ortalama değer. Hocam ondan sonra buna büyük E1 diyelim mi? Diyelim. Çünkü biz ani değişen değerleri küçük harflerle, ortalama ve efektif değerleri büyük ya da bold karakterlerle gösterirdik. Tamam. Güzel. Hocam şimdi peki bir makinede kaç iletken var? O zor soru sordum. Hemen ikinci bir kağıda geçelim. Onun karşılığını arayalım. Abi bir makinede şimdi şöyle benim gördüğüm Houston. Hello, şimdi benim gördüğüm şöyle bir fırça var, bir fırça var. Bu fırçaların arasında mesela buna artı eksi dersem arada bobinler var. Şimdi burada toplam N sarım varsa burada N bölü 2 var. Burada N bölü 2 var. Hocam buna genel söylesen o zaman bir koldaki iletken sarım sayısı bu. Bir koldaki bir paralel koldaki sarım sayısı. Hocam ama sen az önce burada bir iletken diyordun. Bir dakika şimdi onu da yaparız. Şöyle bu bir sarım bir sarım eşittir iki iletken yapıyor. Hocam neden? Bak bunlar normal demir içindeki iletkenlerdi. Şunlar da cephe bağlantısı dediğimiz birbirine bağlayan kısımlardı. Gerilemedikleyenler bu iletkenlerdi. Ha. Z iletken sayısına Z deniyor arkadaşım. Sarım sayısı N. O zaman 2N iletken sayısı olmuş oluyor. Z iletken sayısı. 2N. Ha. Bulduk o zaman hocam. İletken sayısı o zaman bir paralel koldaki 7. sayfa bir paralel koldaki iletken sayısı eşittir z bölü 2a bir 2a z bölü 2a ya da 2n bölü 2a. Ama ben bunu kullanacağım. Çünkü varsayımım bir iletken olduğu için o zaman diyorum ki ben Houston makinede endüklenen toplam EMK bir E1'in Z bölü 2A ile çarpılmışı bana toplam EMK'yı verecek. Buna da EA diyeceğim. Çünkü ilk başta önermem öyleydi. Bak, endüde endüklenen EMK EA. EA armature EMF anlamında.
kullanılıyor. O zaman yaz yerine abicim, yazıyorum. Z bölü 2A Houston. Burada P bölü pi omega falan filan var. P bölü pi fi getir götür yapayım. Şuraya şöyle. Evet. Bak Z bölü 2A şu. Bunu getiriyorum. P bölü pi omega fi. Fi omega. Tamam. Houston. Burada bazı şeyler bir katsayı gibi duruyor. Z P bölü güzel olsun 2 pi a diyeyim. 2 pi a çarpı fi çarpı omega. Hocam şurası bir katsayı. Z makineyi imal ettik bitti. P kutup sayısı çift kutup sayısı imal ettik bitti. 2 a paralel kol sayısı imal ettik bitti. Pi de zaten meşhur pi. A bu. O zaman bir definition yapalım. Armature coefficient, endüvi katsayısı ya da gerilim endükleme, moment endükleme diyeceğiz buna da ayrıca. Ka eşittir. Zp bölü 2 pi a. Bu küçük p'dir. Power'ın p'si değil. Pol'un p'si. Pol pair. Yani kutup çifti. Bunu böyle tanımladım. O zaman diyorum ki Ea eşittir diyorum. Ka kere fi omega. Bu omega'nın mekanik milin hızı olduğunu lütfen hatırlayınız. Bunun 2 pf ile elektriksel, ki burası zaten DC biliyorsun, alakası yok. Ha, bu fırçalar arasından gözüken doğru gerilim mi hocam? Aynen öyle. Hocam boşta mı? Endüklenen gerilim abi bu. Endüklenen gerilim. Birazdan nerede olduğunu göreceğiz. Hocam harika. Endüklenen gerilimi yaptık. Bir de endüklenen momenti yapalım mı? Hemen yapalım. Endüvide indüklenen moment. T diyoruz, TM diyoruz, bilmem ne diyoruz. Ben TA diyeceğim bu yıl itibariyle. Endüvide indüklenen A. Burada armatür. İndüklenen makinenin içinde oluşuyor bu. Hani iç moment falan filan, hava aralığı momenti falan diyorduk ya, asenkron, senkron falan taraflarında. İşte ondan bahsediyorum. Hocam bunu nasıl buluruz ya? Abi aynı hikaye be. Dur. Şöyle yapalım bak. Şurada bir NS kutbu olsun. Tabi arka tarafta boyunduruk var. Ben onu çizmiyorum. Lütfen. Sen bunun böyle muallakta olduğunu sanma. Burada bir endüvi var. Rotor. Bunun üzerinde bir tane iletken var. Varsayalım ki bu iletkenden bana doğru bir akım gelsin. Houston. Varsayalım. Burada hocam bir de manyetik akı çizgileri var N'den S'ye doğru. Tamam, anladık. Hocam ne görüyorsun? Abi birinci gördüğüm şey Houston. Burada F'in Lorentz kuvvetinin olacağı BI ile Lorentz kuvveti. Şimdi bu ne demek? Sağ el üç parmak kuralı. Manyetik alan N'den S'ye doğru Houston. Orta parmak N'den S'ye doğru. İşaret parmağı size doğru. Akım size doğru. O zaman endüklenen kuvvetin yönü baş parmak, yani sağa doğru. Evet. That is the force. Aha. Okey. Anladım hocam. Eğer sen böyle endüviden akım geçeceğini temin ediyorsan, ben burada dışarıdan cereyan verdim abi. Öyle düşün. Kolay anlaşılsın diye. Manyetik alan altındaki bir etkene dışarıdan akım uyguladım falan diye düşün. Ve böyle bir F oldu. Şimdi böyle bir F Houston, şöyle bir yarı çapa R'ye F çarpı R sana bir tork verir mi? Buna bir iletkenin torku diyelim mi? Buna bir iletkenin forsu diyelim mi? Diyelim. O zaman toplam tork, mesela torku bulacaksak bunların hepsini toplayacağız. Yani atıyorum Z tane iletken varsa ya da bir paralel kolda ve neyse onu tartışacağız. Z tane iletken varsa toplam tork TA bu olacak. TA bu olacak. Şimdi gelin bunu adım adım basic yapalım. Hocam biz bir şeyler biliyorduk. Ne biliyorduk? Abi yap yeniden bakayım. Hani ne biliyormuşuz? Abi teta bu olursa, sen Ahmet'i yollamıştın sabah erken kaldırıp. Şöyle teta yönünde gitmişti. Şurası 0, burası pi idi. 0 pi
2 pi. Ahmet yaptığı deneyim süresince şuna benzer bir beta dağılımı bulmuştu. Beta. Evet. Sonra Mustafa Hoca demişti ki ya önemli olan o doğru akım makinelerinde ortalama değerdir demişti. Hatta momentte de önemli olan ortalama değerdir. Mesela düşünün ki makine yarı periyotta sağa yarı periyotta sola dönmek istiyor. Ne olur? Ver cereyanı. Hem sağ hem sol hem sağ hem sol ortalama sıfır. Demek ki arkadaşım ortalama tork önemliymiş. Burada yine ortalama torka giden yolda B averajı alacağım ben. Yine az önceki formüllerimde inşallah sayfa numarası 6'yı kolayca bulurum. Nereye yaptım? 5 Houston. Houston. Ha, 6 şuradaymış. Bak B averajı az önce buradaydı. Pi bölü pi rl. Bunu getiriyorum buraya yazıyorum. B averaj eşittir. P fi bölü pi r l. Harika. Onu az önceden elde etmiştik. Onu getirdim. O zaman diyorum ki hadi devam et yoluna Mustafa. Mustafa başlıyor yola. Tork Tork 1 Force 1 Let's say force 1 eşittir. Averaj olsun bu da. Averaj. B average. I. L. Bu I ilgili bu akımdan akan akım. Şu telden akan akım. L o telin aksiyel derinliğine uzunluğu. Kutup altındaki net derinliğine uzunluğu. Yani şu yönde. Hani iletkeni böyle yaparız ya böyle buradan böyle. Girişi burası, çıkışı burası. Bu kutbun altında. Tamam. Şimdi B averajı biliyoruz. Koy yerine Houston. P, fi, pi, re, le. I'yı koy. Peki koyalım. I. L'yi de bip 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 koy yerine. Koydum. Arkadaşım burada L'ler gitti. Gitsin abi. Harika. Hocam. Tork deyince sen bir müsaade et. Fazla yazmadan ben sana yardımcı olayım. Şunu R ile çarpalım. R ile çarpalım. Buna eşittir tork 1 yazalım. Averaj yazalım. Olur mu? Olur. Kuvvet çarpı kuvvet kolu sana tork. Şu da bu da gitsin. Harika. Kalan sağları yaz. Tork 1 averaj. Tork 1 ortalama. Eşittir. P fi bölü pi küçük i bir başka da bir numara kalmadı Houston. Peki kalmadı. Harika. Hocam peki hocam. Biz toplam torku arıyor muyuz? Evet. Toplam tork. Bu bir iletkenin torku mu? Evet. Şimdi ben bunu neyle çarparsam toplam torku bulacağım. Abi bu ortalama değer ya. Makinede kaç tane iletken varsa onunla çarparsan hocam hani az önce z bölü 2 ile pardon z bölü 2 a ile çarpıyordun. Nerede o? Az önce z bölü 2 a bir paralel koldaki iletken sayısından çarpıyordun. Abi orada gerilimi topluyorduk. Burada ne kadar iletken varsa bak ne kadar iletken varsa hepsi moment alıyor. Dolayısıyla hepsini toplam iletkenden çarpacaksın. Yani bunun altındakiler de çarpı ya. Bunun altındakiler de bu yönde. Hocam anlamadım. Göster. Ma bak gösteriyorum. Sağ el. Manyetik alan N'den S'ye doğru. Şu. Orta parmak. Ondan sonra akım bir içeri doğru. Çarpı. İçeri işaret parmağı. İçeri doğru. Ve force bir sola doğru. Yani burada da kuvvet buymuş. Ha, dediğin doğru ya. Bir kısmı sağa bir kısmı sola ama hepsi aynı yönde döndürecek şekilde moment alıyor. O zaman Houston toplam tork da bu olur. Toplam tork average bu olur. Ben buna bundan sonra tork average diyeceğim sadece. Tork A diyeceğim özür dilerim. Endüğümde endüklenen moment diyeceğim. Ve yapıyorum. Z, P, Pi, Fi, I. Yani şu amcayı aldım. P, Z ile çarptım bir tek o amcayı. Bu amcayı Z ile çarptım.
Hocam bu ı neydi hocam? Remember. Şurada fırça vardı. Fırçalar arasında iletkenler, sarımlar falan filan vardı. Burada hadi 4 tane fırça koyalım. 2 tane artı olsun. 2 tane eksi olsun. Büklümü sargıya geçtim. Farkındaysan. Şuradan ıa'n diyor akımı geliyor. Buradan ıa gidiyor. Yani buraya A1, buraya A2 terminal uçları dersek Houston, bak dikkat et. I akımı bu. I akımı bu. Houston. Bir telden akan akım IA bölü 2A. Toplam paralel kol sayısı. Ha bu örnekte 4. Ama başka örnekte 2 olur. İşte mesela dalgalı sargı ise 2A hep 2 idi. 2 tane fırça vardı. Ha işte hoca onun için anlattı o mevzuyu. O zaman şu amcayı IA bölü 2A ile yer değiştireceğim. Ve finally yerine koyduğum zaman ZP bölü 2 az önceki ne demiştim? Şuraya 2 pi a demiştim az önce. Yine aynısını diyeyim de benzer olsun. 2 pi a 2 bibip 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 şu 2 2 o 2 bu. Pi bu. A da buradaki a. 2 pi a çarpı fi şu i yerine büyük i gelmişti. I a. Hocam burası bir imalat kat sayısına benziyor. Evet onu tanımlayalım. KA eşittir. Daha önceden tanımlamıştık. ZP bölü 2 pi a idi. O zaman tork endüvide endüklenen averaj ortalama tork. İç tork bu. Endüvide endükleniyor. Sürtünmeler, momentler yenildikten sonra sürtünmeye ilişkin momentler falan filan kapıdan çıkacak. Yani milden çıkacak. Burası KA çarpı fi çarpı IA etti Houston. Bu da endüvide endüklenen tork. Endüvide endüklenen MK da burada az önceki sayfa. MK tork. Yani moment. İkisinde de KA var. Bazı kitaplarda burada KE yazar. KE yazdığında burada N, RPM cinsinden devir sayısı vardır. Burada radyan bölü saniye cinsinden açısal hız var. Milin açısal hızı. Evet. Şimdi gelelim az önce bir şeyde neden marş motorunda kalındı falandı filandı hikayesine. Şu hemen öteki görüntüye bağlıyorum. Şuradaki bak bu bir muhtemel marş motoru endüvisi. İletkenler çok kalın demiştim. Büyük akımlar akacaklar falan filan demiştim. Şimdiki gel bizim bu büyük iletkenleri gördün. Kalın iletkenleri. Hatta bazen bir olup da bir iletken bile olabilir demiştim. Şimdi bu bakış açısıyla tekrardan kağıt kamerasına geçiyoruz. Değerli arkadaşım, ne kadar büyük akım akarsa, makine yanıyorsa o kadar da çok tork çıkartıyordur. Aa ilginç. İlginç ama gerçek. Makine aküyü bitiriyor marş motoru ya, çok akım çektiği için bitiriyor. 300-400 amper çekiyor ama moment çok üretiyor. Dolayısıyla da araba kartere yağ çökmüş olmasına rağmen aylarca süre sonra marş yapabiliyorsunuz, arabayı çalıştırabiliyorsunuz. Gördün mü? Yani demek ki IA'nın fazlası da sana tork olarak dönebiliyormuş. Evet. Yani bu iletkenlerin kalın olması, yani daha doğrusu çok akım geçecek şekilde tasarlanmış olması bir sebebi olabiliyor. Ha bu soğutma açısından sakıncalıdır, şudur budur. Yerine göre mesela hiçbir marş motorunu alıp da 5 dakika çalıştıramazsınız. Bakın herhangi bir şekilde bir marş motorunu alıp 5 dakika çalıştıramazsın, yanar. Soğutma sistemi bilmem nesi ona göre değildir. Çünkü marş motor dediğin şey 10 saniye katalog değeri olarak 2 dakikadır test süresi. 2 dakikadan sonra yanar. Katalog değeri 2 dakika. Evet. Şimdi endüklenen gerilim ve momenti anlattık. Ders notundan da paralellik yaparaktan gideyim ben. Endüklenen moment de burada anlatılmış değerli arkadaşım. MK ve moment ifadeleri burada iki farklı yöntemle anlatılmış. Kafanız karışmasın. Sana diyeceğim ki büklümlü sargı 4 kutuplu, sen 2A'yı ne alacağını bileceksin. Dalgalı sargı 4 kutuplu diyeceğim, 2A'yı ne alacağını bileceksin. Bütün bunları onun için anlattım. Yoksa sarım tekniğine al bu endüviyi sar falan filan. Buraya sarım
sanırım açılım şemasını bunu çiz falan filan gibi böyle bir şey beklenti içinde değiliz. Ama sargının türünü söylediğinde fırça sayısını 2A özellikle 2A'yı tahmin edebilmen lazım. Aksi takdirde soruyu çözemez. Çünkü sana küçük IA lazım. Az önce vardı ya. Şuradan tekrardan geçiş yapayım. Şimdi küçük I vardı sargıdan akan akım. Büyük IA bölü 2A'ydı. Ama 2A dalgalı sargıda 2A her zaman 2'ydi. Ama büklümlü sargıda ya da paralel kafadaki sargıda burası 2P'ye eşitti. Yani 4 kutuplu bir makinede 2A dediğin şey 4 olurken 4 kutuplu bir makinede eğer dalgalı sargıysa 2A eşittir 2 oluyor. 2. Çünkü her zaman 2. Bak 2 demişiz. Burada 2P oluyor. Bunu ayırt edebilmen lazım. Bütün bunu bunun için anlattım. Yani 1 saat zaman harcamam bundan. Yoksa bir taraftan da endüklenen EMK bir katsayı imalattan geliyor. Kutup akısı ve dönüş hızıyla alakalı. Endüklenen moment aynı katsayı, aynı fi bu kez endüo akımıyla alakalı. Endüo akımı nerede? Şurada. Şu endüvinin sembolü böyleydi biliyorsun. Mesela motor olsun bu DC. Şurası A1, A2 yeni literatürde. Şuradan akan akımın adı IA. Ha, anladık. Hocam fi nerede? Fi burada kutupta. Mesela bu sargı şimdi hemen oraya geliyoruz. Bu neymiş? Bunu başka bir yaratayım. Yeni sargıyla başlayalım. Ama önce dedim ya kitaptan paralel gidelim diye. Çünkü sonra kafamız bozuldu. Takip edemedik demeyin. Şimdi endüklenen moment ve gerilimi anlattık. Derste anlatırken EA, endüvide endüklenen EMK'nın bir endüvi katsayısı, kutup akısı ve endüvinin açısal hızıyla alakalı olduğunu söylemiştik. Diğer taraftan bazı kaynaklarda EA eşittir KE, buna EMK katsayısı diyebiliriz. Buna KA endüvi katsayısı diyebiliriz. Armatür katsayısı. Fi N şeklinde söylenebilir. Ama ağız alışkanlığı olarak genel olarak E'nin formatının K Fi N gibi söylenmesi yaygındır. Yani bir sabit Fi ve devir sayısı ile alakalıdır. Elektromotor kuvveti hocalar bunu sıklıkla böyle söylerler. Ama realite budur. Şimdi dersimizde bunun ispatını yapmıştık. Ve KA'nın daha kullanışlı olacağını söylemiştik. Sebebi de şuydu. Endüklenen moment ifadesinde de KA kere fi IA. Burada da KA vardır. Dolayısıyla bir katsayıyı bilirsen ikisinde de kullanabilirsin. Bu sebeple ben KA'yı bulmaktan yana, bilmekten yana tavır sergiliyorum. KA'yı da ispatını yapmıştık. Endüvideki toplam iletken sayısı çift kutup sayısı bölü 2PA. Burada 2A toplam paralel kol sayısı endüvide. Bu sargı tipine göre değişiyor. KA buydu. Peki şimdi o zaman KE ne? Yani kafam karıştı. Devir sayısı cinsinden bunu verirsek ne olur falan dersen işler kolay abi. Yapacağımız tek şey omega yerine devir sayısı cinsinden eş değeri koymak. 2 pi m bölü 60. Hemen şuradan karşılığını koyuyorum. EA eşittir KA kere fi omega yerine 2 pi n bölü 60 yazıyorum. Şimdi film gözüktü. Şurada fi var. Burada n var. Şurada da KA kere 2 pi bölü 60 var. Eşittir EA. O zaman şuradaki çarpanın adı KE olmuş oluyor. KA'yı biz ne demiştik? KA eşittir ZP bölü 2 pi A demiştik. Şimdi o zaman onu yazı vereyim ben buraya. Yani şuradaki katsayıyı ZP bölü 2 pi A yanında
2 pi bölü 60 var. Sonra bakalım 2 pi'ler gitti. Ne kaldı? Şu parantezin içerisi burası, şurası. Ne kaldı? Zp bölü 60a. Harika. Şimdi gördüğünüz üzere bu K'dan farklı bir şey. O zaman KE'yi tanımlıyorum. KE eşittir 2 pi bölü 60 çarpı KA. Yani KE eşittir. Az önce şurada o işlemi yaptık. ZP bölü 60 A yapıyor. O zaman biz EMK'yı iki türlü yazabiliriz. EA eşittir. Endüvide endüklenen EMK'yı. EA işte K fi omega. Açsanız radyan bölü saniye cinsinden. Omega radyan bölü saniye cinsinden. Ya da EA'yı yeni bir katsayı KE kere fi n. N de devir bölü dakika. Yani biz buna RPM, Revolution per minute diyoruz. Bu iki şekilde bulabiliriz. Yani iki tane formül, iki tane katsayı var. Her ikisi de hızlan ve manyetik akıyla orantılı. İşte biz bu yüzden hatta bunları eşdeğer devrelerde hatırlayın. Eşdeğer devrede ne yapıyoruz? Baklava şeklinde bağımlı gerilim kaynağı olarak gösteriyoruz. Artı eksi EA diyoruz. Değil mi? İşte neye bağımlıymış? Fi'ye, devir sayısına ya da fi'ye açısal hıza. Tabii ki makine imalatından gelen katsayılar da KA ve KE oluyor. Bunlar makineyi imal ettin, bitti. Artık sabit anlamına geliyor. Endüvinin eşdeğer devresi, eşdeğer devresi. Bu 11 numaralı sayfamız. Şimdi bu ayrı bir numara, tamam mı? Ayrı bir numara dediğim, şu tekerleğin içerisinde endüvi şu ya, AB dedik. Şimdi burası endüvi. Endüvinin sembolü bu. Endüvi sembolü. Bunun içinde ne var Houston? Bunun içerisinde arkadaşım, endüvinin direnci var. Sargı direnci. Bunun içinde endüvinin endüktansı var. Bunun içinde endüvide endüklenen EMK var. Az önce formülünü çıkarttığımız. EH eşittir K fi omega gibiydi. Bunlar var. Hocam bunlar nedir? Abi R ile L akıma direnen mevzulardır. O zaman bunun eşdeğer şeması şöyle bir şey. Bir tane RA var. Bir tane LA var. Bir tane de EA var. EA. Hocam niye yuvarlak yapmadın da baklava yaptın bunu? Şurası AB uçları, işte AB. AB uçları arasındaki eşdeğer devre bu. Bak. Eşdeğer devre dedim bu. Neden hocam onu baklava yaptın? Çünkü bu baklava harbiden baklava. K kare fi kere omega. Fi'ye bağlı. Uyarma akımını azalttın, çoğalttın, EA değişiyor. Hızı arttırdın, azalttın, EA değişiyor. Bağımlı gerilim kaynağı. Makinenin imalatına bağlı K, fi'ye bağlı. Kutuplardan gelecek fi şuralarda bir yerde. Şu anda onunla ilgilenmiyorum. Bu arada şayet bunu silemiyorum ama şuraya yazayım. Şurası böyle. Bu endüvi. Bunu da şurayı da şöyle düz bir hani zımba teli gibi yaparsanız bunun adı PMDCM oluyor. Permanent magnet. Yani sabit mıknatıslı. Sabit mıknatıs kutuplu. Kutupların da uyarma akımı gerekmeyen sadece NS, bu oyuncak motorları var ya, şuradan hani şurada bak benim bende bir tane büyüğü var. Şurada bunun daha bir büyüğü amcası var. Dişi kutulu bu. İşte bunlar da PMDC bunlar. Yani Permanent Magnet DC motor. Sabit mıknatıs kutuplu DC motor. Şimdi bunu kapattın. O zaman böyle olsaydı ne olurdu? Fi sabit olurdu. K da sabit. Bu ikisi sabit. Böyle bir sabit olurdu. O zaman bunun adı PMDC olurdu. PMDCM. Yani İngilizcesini söylüyorum. Permanent Magnet DC motor, machine. Generator dynamo demiyorum çünkü bu uygulamalar azaldı. Tamam mı? O yüzden pek sadece özel durumlarda diyoruz. Ama dynamo jeneratörün takma adı. Eğer alternator dersem alternatör, bu senkron jeneratörün takma adıydı.
Dynamo deyince DC jeneratörün takma adı olmuş oluyor. Şimdi ne gördün? Rhea gördün, Lea gördün, bilmem ne. Diyorum ki arkadaşım dikkat diyorum. Ben, biz bu ders kapsamında makineyi sürekli halde inceleyeceğiz. İndüktansın sürekli haldeki değeri neydi? Kısa devre, değil mi? Hemen arkadaşlar yandan yazdılar diyeyim. Kısa devre. Yani bir geçiş süreci yaratıyor endüktans. O zaman arkadaşım eşdeğer devreyi şöyle yapabilirim. Sürekli hal modeli için makinenin endüvisi buysa endüvi buysa hemen şöyle fokus problemini yenmek için bu denktir diyorum. Şurada bir tane RA. LA'yı ihmal ettim. EA burada. Artı eksi. Bu DC kaynaktır. İşte bunun endüvinin eşdeğer devresi de budur. Bu kadar basit. Hocam bu ne? Ya bu akım giriyor ya da çıkıyor. Eğer giriyorsa motor için. Çıkıyorsa, artıdan çıkıyorsa batarya gibi düşün. Artıdan çıkıyorsa o zaman jeneratör. Jeneratör. Bu ne? Endüvi akımı hocam. Endüvi akımı. Yönünü sen karar vereceksin uygulamaya göre. Tamam. Anladım.